Yayınlanan dergilerin bir çoğunu okuyor cümlesi. Aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlede bir anlatım bozukluğu oluşmaz. A. Eleştirilerini iletiyordu. Yayınlanan dergilerin bir çoğunu okuyor. Eleştirilerini iletiyordu. Kime iletiyordu? Örneğin dergiyi yazanlara. Yani kime sorusunun cevabı olması gerektiği halde olmamış. Yani burada bir dolaylı tümleç eksikliği ortaya çıkıyor. Burada bozukluk oluyor. B. Yılmadan şiirlerini göndermeye devam ediyordu. Nereye devam ediyordu? Yine yayın evine örneğin devam ediyordu. Yine bir dolaylı eksikliği var. C. Ancak hiçbirini nitelikli bulmuyordu. Bakın yayınlanan dergilerin bir çoğunu okuyor. Ancak hiçbirini nitelikli bulmuyordu. Burada bir bozukluk yok. D. Ve yararlanıyordu. Dergilerden yararlanıyordu. Demek ki yine dolaylı eksikliği ortaya çıkıyor. E. Çok şey öğreniyordu. Yine dergilerden öğreniyordu. Dolaylı tümel eksikliği var. Cevap C. Ödevlerine önem verip günü gününe yapıyordu. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Ödevlerine önem verip onları yani ödevlerini günü gününe yapıyordu. Demek ki e, burada nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. A. Kardeşiyle uzun süredir telefonla konuşmamış ama ara sıra mektup yazmıştı. Kime ara sıra mektup yazmıştı? Ona yani kardeşine. Bu bir dolayı tümleç eksikliği örneğidir. B ilk kez geldiği bu şehirde gördüklerini not almış, böylece unutmamıştı. Neyi unutmamıştı? Gördüklerini unutmamıştı. Nesne ortak. Demek ki burada bozukluk yok. C zorlandığı konularda anne ve babasına danışıp yardım isterdi. Evet burada da bir bozukluk yok. D turistlerin hepsi de İstanbul'a hayran kaldıklarından ayrılmak istememişlerdi. İstanbul'dan ayrılmak istememişlerdi. Demek ki burada yine bir dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. E. Kahvaltı yaparken gazetelere şöyle bir göz atar, iş yerinde de okumaya devam ederdi. Neyi iş yerinde de okumaya devam ederdi? Gazeteleri. Demek ki burada nesne eksikliği söz konusu. Cevap E. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Adada kaldığı günlerde kendisini ziyarete gelen yazar dostlarından kent yaşamıyla ilgili haberleri duymak istemediğinden olsa gerek hiç görüşmezdi. Evet kiminle görüşmezdi? Aslında dostlarıyla. Bakın dostlarından yerine dostlarıyla getirilmelidir. Yani burada ile edatının ekleşmiş hali lazım bize. Deneki değil. O halde bu değişiklik nerede var? C'de var. Dostlarından yerine dostlarıyla sözü, sözcüğü getirmeli. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Vatandaşların şikayeti üzerine fabrikada inceleme başlatıldı. Burada bir bozukluk yok. B. Fabrikanın atıklar için gerekli donanıma sahip olmadığı belirlendi. Bozukluk yok. C. Kimyasal atıkların yakındaki bir dereye, oradan da denize karıştığı anlaşıldı. Yine bir anlatım bozukluğu yok. D. Hem sivil hem devlet kuruluşları çevrenin kirletilmesinin kirletilmesini tepkiyle karşıladı. Bakınız kuruluşları sözcüğü sivil ve devlet tamlayanlarını ortak kullanmış. Demek ki devlet kuruluşları doğrudur ama sivil kuruluşları yanlıştır. Yani olması gereken hem sivil kuruluşlar hem de devlet kuruluşları şeklindedir. Çünkü sivil sıfattır, devlet isimdir. Devlet kuruluşları isim tamlaması doğru ama sivil kuruluşları yanlıştır. Burada tamlama yanlışlığında kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. E. Önümüzdeki günlerde fabrikaya yasal yaptırımlar uygulanması bekleniyor. Burada da bozukluk yok. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir anlatım bozukluğu vardır? Sıralı ve bağlı cümlelerde farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanmak istenmesi anlatım bozukluğuna neden olabilir. A. Birçok öykü yarışması açtı. Bunlar da jüri üyeliği yaptı. Evet kim? Her ikisinde de o öznesi ortak kullanılmıştır ve bu bir bozukluk değildir. B, öykü yarışmalarının genç yazarlara yüreklendirme gibi önemli bir rolü var diye düşünüyorum. Buradaki özne bendir. Dolayısıyla böyle bir bozukluk yok. Zaten cümle sıralı ve bağlı cümle değildir. C, aldığı bu ödülle yazın yazın dünyasında adından söz ettirmeyi başarmıştı. Cümlede yine böyle bir özne karışıklığı yok. Cümle yine sıralı değil. Bağlı değil. D. Ödül kazananların kimler olduğu belli oldu. Fakat henüz ödülünü almaya gelmedi. Evet Bakın belli olan nedir? Ödül kazananların kimler olduğu özne. Peki e, henüz ödülünü almaya gelmedi denen kimdir? Cümlede ikinci cümlede yani bağlaştan sonraki bölümde özne olmadığı için maalesef e, ne oluyor? Ödül kazananların kimler olduğu öznesi yükleme bağlanıyor. İkinci yükleme de bağlanıyor. Demek ki burada özne yüklem uyumsuzluğu veya özne eksikliği diyebileceğimiz bir bozukluk var. Buraya e, henüz ödümlü almaya gelmedi sözünden önce ne getirmeliyiz? Bu kişiler şeklinde bir özne getirmeliyiz ki bozukluk giderilsin. E. Bu yıl yarışmaya 26 aday katıldı. Çoğu öykü dalında. Burada da herhangi bir bozukluk yok. Cevap D. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Kimi şeyler insanı kendine bağlar. Ne yaparsa yapsın ondan vazgeçemez. Kim vazgeçemez diye ikinci cümleye sorma gereği duyuyoruz. İnsan ne yaparsa yapsın ondan yani şeylerden vazgeçemez. O halde ikinci cümlede yani virgülden sonraki bölümde bir özne kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. İkinci cümlenin başına özne getirerek örneğin insan öznesi bu bozukluk giderilir. Cevap E'dir. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? 1. Ünlü yazarın Çocukluğu Yaşamak adlı son yapıtı bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Burada bir bozukluk yok. 2. Yazar kitabında ailenin çocuklar üzerindeki etkisini incelemeye, bunu başka etkenlerle karşılaştırarak bir yargıya varmak için çalışmış. Evet bakın incelemeye ve varmak uyumsuzluk söz konusu. Demek ki e, o halde şurada incelemeye için çalışmış olamayacağına göre e, inceleme sözcüğünü varmak fiilimsine uydurmamız gerekiyor. Demek ki incelemeye yerine incelemek dediğimizde anlatım bozukluğu giderilir. Burada bir bozukluk var. 3. Pek çok bilim adamı yazarın görüşlerine katılırken bazıları yazarımızın olayları bütünüyle kavrayamadığını düşünüyor. Burada bir bozukluk yok. 4. Her yaştan okura hitap edebilen kitap, özellikle gençler genç okurlardan büyük ilgi gördü. Yine bir bozukluk yok. Sadece iki de anlatım bozukluğu yapılmıştır. Cevap A'dır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Neyin için nasıl ve ne zaman yapacağını bilen her insan bir gün elbette başarılı olurlar. Bakınız bunun öznesi her insandır. Her insan sonuç olarak insan kelimesi tekildir. Yüklemin çoğul şahıs ekil alması yanlıştır. Demek ki her insan başarılı olurlar değil başarılı olur. Yani burada özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Cevap D'dir. Anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir diye e, sorulmakta. Sıralarda oturacak yer kalmadığı için yeni gelenlerin hepsi ayakta beklediler. Ve anneler hasta çocuklarını dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine çömeldiler denilmiş. Burada oturacak yer kalmadığı için yeni gelenlerin hepsi ayakta beklediler diyor. Öznemiz hepsi, yüklemimiz beklediler. Öznemiz anneler, yüklemimiz çömeldiler ifadesidir. Anneler ve çömeldiler uyuyor fakat hepsi tekil olduğu için beklediler uymuyor. O da tekil olmalıydı. Burada özne yüklem uyumsuzluğu vardır tekillik çoğulluk yönünden. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 1. Benim hayatımda ilkokul öğretmenimin ayrı bir yeri vardır. Burada bir bozukluk yok. 2. Ben onun sayesinde ideallerimin peşinden koşmayı öğrendim. Yine bozukluk yok. 3. Sadece bana değil, sınıftaki tüm arkadaşlarımla ders dışında da çok yardımcı oldu. Bakın kime yardımcı oldu aslında? Sadece bana değil tüm arkadaşlarıma arkadaşlarımla olmaz. Demek ki burada ile edatı yerine e hal kullanılmazdır. kullanılmalıdır. Yani tüm arkadaşlarıma ders dışında da çok yardımcı oldu demelidir. Yani burada anlatım bozukluğu yapılmıştır. 4. Öğretmenimizin hepimizin üzerinde büyük emeği var. Bozukluk yok. 5. İlkokulu bitireli çok oldu ama öğretmenimi hala minnetle anıyorum. Bir bozukluk yok. 3'te bozukluk vardır. Cevap C. Açılışta çok güzel bir konuşma yaptı. Cümlesi aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanırsa cümlede bir anlatım bozukluğu oluşur. A. Herkesi etkiledi. Çok güzel konuşma yaptı. Herkesi etkiledi. Cümle bozuk olmuyor. B. Dinleyiciler onu ayakta alkışladı. Yine bozuk olmuyor. C. Dinleyicilere önemli mesajlar verildi. Bakın yaptığı etken bir fiilken verildi edilgen olmuştur. Demek ki burada bir çatı uyumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Verildi değil verdi olmalıdır. Çünkü konuşma yapan da mesaj veren de aynı öznedir. Demek ki burada bozukluk oluşur. D. Ancak konuşması uzun olduğu için kimileri sıkıldı olabilir. Çünkü özne değişmiştir bakın burada. E. Konuşmanın içeriğini herkes çok beğendi. Yine özne değişti. Dolayısıyla sorun yok. C'de sorun olur. Cevap C'dir. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Eğitim insana kendini doğru ifade etmeyi öğretir. Bozukluk yok. B. Bir ülke varlığını ancak eğitimli insanlar sayesinde devam ettirir. Yine bir bozukluk yok. C. Eğitime yapılan yatırımların sonuçları kısa sürede belli olmaz. Bozukluk yok. D. Eğitim günümüzde en az teknoloji kadar hızlı değişen ve yenilenen bir alandır. Yine bozukluk yok. E. Eğitim çağın gerisinde kaldığında yeni nesiller çağını anlayıp yorum getiremez. Evet bakınız neye yorum getiremez diye sorduğumuzda çağına yorum getiremez aslında. Ancak bu sözcük kullanılmadığı için burada dolayı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Şehirler de insanlar gibidir. Asla durağan kalamaz. Burada bir bozukluk yok. B. İnsanın doğup büyüdüğü şehir silinmez izler bırakır. Evet. Nerede veya kimde silinmez izler bırakır? İnsanda silinmez izler bırakır. Burada insanda sözcüğü kullanılmamış ki bu bir dolaylı tümleştir. O halde burada tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. C. Kimi şehirler binlerce yıllık tarihi yaşatmaya devam eder. Bir bozukluk yok. D. İnsanların duygu ve düşünce dünyaları yaşadıkları şehrin görüntüsüne yansır. Yeni bozukluk yok. E. Şehir yaşamının insanlar arasındaki iletişimi zayıflattığı gerçeği yatsınamaz. Bir bozukluk yok. Cevap B.